Futbol Arena'dan mutlu günler. Bugün sizlere Beşiktaş'ın orta sahadaki mücadeleci ismi Josef de Souza'nın hayatını anlatacağız. Daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması giyen ve sergilediği performansla önemli işler yaparak, para da kazandırarak Cidde'nin yolunu tutan Josef de Souza, Ekim ayında Beşiktaş'ın yeni oyuncusu olmuştu. Kısa sürede Beşiktaşlı taraftarların da sevgilisi haline geldi Josef de Souza. Şimdi onun ilk yıllarına uzanalım. 1989 yılında Rio de Janeiro'da dünyaya gelen Josef de Souza'nın futbolla tanışması çok uzun sürmedi. Brezilyalı sonuçta, o herkesten geri mi kalsın? Mahallede arkadaşlarıyla top oynayarak futbol melekesini keşfetti. Üstelik futbol oynamak da o bölgede aslında bir şans işi, çünkü Josef de Souza'nın bulunduğu bölgede çok büyük bir fakirlik söz konusu. Bir Pantanal bölgesi var ki fakirlikten geçilmiyor adeta. Pantanal bölgesindeki gecekonduda oturan çocuklar, ailelerin geçim derdine bir miktar yardımcı olmak için kirli su birikintilerinde ve sulama kanallarında kurbağa avcılığı yaparmış. Neyse ki Josef'in ailesi fakirliğin dibini görmüş bir aile değil. Biraz daha diğerlerine göre daha maddi durumu biraz daha iyi. Ama tabii ki de onlar da fakir sayılıyor. Josef de Souza'nın annesi ve babasının, kardeşlerinin çok inançlı bir aileye mensup olduğunu da belirtelim. Josef de Souza futbola aslında geç denilebilecek bir yaşta başlıyor. 16 yaşında Vasco da Gama'nın altyapısına giriyor. Mahallede edindiği bir futbol birikimi var. Burada da sergiliyor, çabucak adapte oluyor ve 18 yaşında Vasco da Gama'da A takıma yükseliyor. Yani anlayacağınız, geç oluyor ama Josef de Souza için güç olmuyor. Tam A takıma yükseldim derken antrenmanda ciddi bir ayak sakatlığı geçiriyor ve yaklaşık 5,5-6 ay boyunca 18 yaşındaki Josef de Souza futbol topuna vuramayacak noktaya geliyor. O sezon sadece 14 maçta forma giyebiliyor. Aslında 18 yaşındaki bir oyuncu için bu sayı gayet normal. Antonio Lopez, o dönem Vasco da Gama'nın çalıştırıcısı, ondan vazgeçmiyor. Sakatlığını atlattıktan hemen sonra onu sahaya sürmeyi biliyor. 2009 yılında hoca değişikliği yaşanıyor. Vasco da Gama'nın yeni hocası Dorival Junior oluyor. Josef'in takım arkadaşları da bayağı bir afilli bu arada. Alex Teixeira, Philip Coutinho, Alan Kardeş, şu an Everton'da oynayan Allan, bunun gibi birçok bilindik takım arkadaşı var. 2008-2009 sezonunda Vasco da Gama'da oynayan Josef de Souza 19 maçta forma giyiyor. Sonrasında Brezilya 20 yaş altı milli takımına seçiliyor. 2 yıl önce profesyonel olmayan, hatta futbola 16 yaşında başlayan, altyapıya 16 yaşında giren Josef de Souza Brezilya U21 takımına seçiliyor. Takımda kimler mi var? Diego Costa'lar, Alex Teixeira'lar, Maicon'lar, Alan Kardeşler, yani o dönem Brezilya'da parlamış ve daha sonra iyi noktaya gelmiş birçok Brezilyalı oyuncuyla milli takımdan takım arkadaşı. Ve Fenerbahçe'de birlikte oynadığı ve çok iyi anlaştığı Giuliano da o takımda, beraber oynuyorlar. Takım finale kadar yükseliyor ve final karşılaşması seri penaltı atışlarına kalıyor. Brezilya 4-3 yeniliyor. Son penaltıyı kaçıran kim? Josef de Souza. Kaybetmeyi öğreniyor. Kazanmıştı aslında Vasco da Gama ile Serie A'ya çıkma mücadelesini kazanmıştı. Şimdi de kaybetme sırası gelmişti. Her futbolcunun olduğu gibi o da finalde kaybediyor ve şampiyonluğu Gana'ya kaptırıyorlar. İlk hayal kırıklığını orada yaşıyor ama daha birçok başarı gelecek tabii ki. 19 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz nihayetinde. Sonraki sezonda ise artık en üst ligde mücadele eden Josef de Souza Avrupalı takımların radarına girmiş vaziyette. Josef de Souza aynı zamanda ailesine de bakmakla mükellef birisi. Çünkü geçim derdi olan bir ailenin mensubu ve futbola başlamasının en önemli sebeplerinden biri de Brezilya'daki ailesinin refah düzeyini arttırmak. Bu sebeple Avrupa'dan gelecek herhangi bir teklife koşa koşa gidecek noktada aslında. Çünkü Vasco da Gama'da kazandığı para 3 kuruş bile değil aslında. Çok büyük bir para kazanmıyor. Tam da bu noktada beklediği haberi Porto'dan alıyor. Porto 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Josef de Souza'yı renklerine bağlıyor. Ve Josef de Souza için Portekiz macerası bu saatten sonra başlıyor. İlk sezonunda Vilas Boas'ın öğrencisi olarak Porto'ya geliyor. Ama o bölgede yıldızlar topluluğu var. O yıldızların borusu ötüyor. O yıldızlar kim mi? João Moutinho, Guarín, eski Galatasaraylı Fernando, eski Bursasporlu Belushi gibi yıldızlar Josef de Souza'nın oynadığı noktada
ilk 11 başlayan oyunculardan birkaçı. Haliyle burada Josef de Souza forma rekabetinde geri planda kalıyor ve rotasyon oyuncusuna dönüşüyor. Hatta o dönem Beşiktaş Porto ile eşleşiyor ve o maçta da 17 dakika süre alıyor Josef de Souza. İkinci sezonundaysa Vitor Pereira Porto'nun başına geliyor. İlk maçlarda aslında Josef de Souza'yı ilk 11'de değerlendiriyor Vitor Pereira. Ama daha sonradan transfer dönemi kapanmadan Josef de Souza'yı yedekleyecek bir oyuncu transfer ediyorlar. Ve Josef de Souza yine ilk 11'in dışında kalıyor ve yine rotasyon oyuncusuna dönüşüyor. Grêmio'da bir sezon kiralık oynadıktan sonra Grêmio oyuncunun bonservisini de alıyor. Josef de Souza Grêmio'da iyi dönemler geçiriyor çünkü kendi mıntıkası, kendi ülkesi nihayetinde ve burada istikrarlı bir performans sergiliyor. Brezilya'da bir laf vardır. 25 yaşına gelmiş bir futbolcuysan ve halen parlamadıysan artık futbolcu değilsin diye. Josef de Souza da 25 yaşında parlamayı nihayetinde başarıyor. Grêmio'daki performansı sonrası milli takıma kadar yükseliyor. Milli takımın aday kadrosuna ve as kadrosuna da dahil ediliyor ama Grêmio'daki kazandığı para da Josef de Souza'yı pek tatmin edici cinsten değil. O yüzden Grêmio ile sözleşme yenileme görüşmelerine başlamıyor bile. Çünkü Brezilya'nın en istikrarlı oyuncularından biri haline geldiği için Brezilya'nın büyük takımlarının da radarına giriyor ve Sao Paulo ile sözleşme imzalıyor. Grêmio'daki aldığının en az 2 katı kadar maaş teklif ediyor Sao Paulo ve Josef de Souza da bu teklifi kabul ediyor. Josef de Souza 2014 yılını 51, 2015 yılını 25 maç yaparak tamamlıyor. 2015 yazındaysa Fenerbahçe yönetimi Vitor Pereira'yı göreve getiriyor. Vitor Pereira'nın transfer raporunda ilk istediği isimlerden biri de Josef de Souza oluyor. İçinde ukde kalmış olsa gerek. Josef de Souza 8 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Fenerbahçe çok ciddi bir maaş da teklif ediyor Josef de Souza'ya. Josef aslında Avrupa'nın 5 büyük liginden bir takıma transfer olmak istediğini Sao Paulo'daki döneminde söylemiş ama o teklif bir türlü Josef'e ulaşmamış. Türkiye'den gelen bu cazip teklifi de değerlendirmeye aldığını ve koşa koşa gittiğini söylüyor. Maalesef major liglerden herhangi bir teklif almadım. Türkiye'den aldım ve gerçekten bana sunulan ekonomik şartlar çok iyiydi. Gitmeyi tercih ettim. Futboldan elde ettiğiniz parayla tüm hayatınızı güvence altına alabilirsiniz. Türkiye bana bu fırsatı verdi. Josef de Souza hem hücum hem de savunma anlamında ülkemizdeki en değerli isimlerden biri, çok kaliteli bir oyuncu. Zaman zaman takımla beraber ataklara çıktığında birdenbire hücum silahına bile dönüşebiliyor Josef de Souza. Bunu Fenerbahçe'de de gördük, Beşiktaş'ta da görüyor ve izliyoruz. Enerjisi de her zaman yüksek ve mücadeleci. Fenerbahçe'de sportif anlamda çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz ama Fenerbahçe'de oynadığı hiçbir maçta mücadele etmediğini de söyleyemeyiz. 3 sezon boyunca Fenerbahçe'nin en çok oynayan oyuncusu Josef de Souza olmuştu. Galatasaray'a karşı attığı golle taraftarın sevgilisi haline gelmişti Josef de Souza. Tıpkı Beşiktaş'ta Galatasaray'a gol attığı maç gibi. Üstelik Fenerbahçe'den giderken 12 milyon euro kazandırdı. Bu arada dünden bugüne Josef de Souza için kulüplerin kasasından toplam 27 milyon euro çıktı. 2018'de cazip bir teklif karşısında hayır diyemeyen Fenerbahçe yönetimi ve yine hayır diyemeyen bir Josef de Souza vardı. Josef de Souza Al Ahli Cidde'nin yolunu tuttu. Gittikten sonra da aslında baskıdan da biraz bunaldığından bahsetmiş. Cidde'de verdiği röportajda şu ifadeler oldukça dikkat çekici. Fenerbahçe'de iyi sezonlar geçirdim ama takımın bir daha şampiyonluğu kazanamayacağını düşündüm. Orada baskı çok büyük. Al Ahli iyi bir yapıya sahip. Şampiyonluklar için mücadele edecek bir kulüp. Ben de bunun için transfer oldum. İşin içinde elbette mali sebepler de var. Fenerbahçe iyi para kazandı. Ben de iyi para kazanacağım. Brezilya'da tam bir işsizlik durumu yaşandığı için endişeliyim. Endişem ailem. Orada yaşıyorlar ve benim onlara yardım etmem gerekiyor. Cidde'ye gittiği ilk günlerde şortla gezdiği için uyarılara maruz kalmış Josef. O kültüre ve geleneğe alışmakta çok zorluk çekse de işin sonunda bütün ön yargılarını kırdığını da belirtiyor Josef. Para da kazansanız, eğer mücadeleci bir futbolcuysanız rekabeti daha üst noktalarda tatmak istersiniz. Josef de Souza da bu isimlerden biri aslında. Sözleşmede yaşanan problemlerden sonra serbest bir şekilde takımdan ayrılan Josef de Souza Beşiktaş'a geldi ve
tekrardan rekabet düzeyini keşfetti ve o mücadeleci yapısı sayesinde Beşiktaş'ın şampiyonluk yürüyüşündeki en önemli başrollerden biri oldu. Bugün sizlere Josef de Souza'nın hayat hikayesini ve kariyer notlarını aktardık. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.